Merhaba. Bugün uzun zamandır almayı düşündüğüm ve yaz sonunda aldığım DJI Osmo Pocket'ın kutu açılımını yapacağız hep birlikte. Çok küçük bir cihaz fakat boyutuna nazaran çok ciddi görüntüler elde edebiliyorsunuz bu kamerayla. Yine DJI'ın drone'dan aşina olduğumuz. Şöyle bir kullanma kılavuzu ve garanti belgesi var. Bunları çoğu zaman okumuyoruz zaten. Kutuyu açalım yavaş yavaş. Evet, içinden kameramız çıkıyor. Hazır kılıfının içinde. Şöyle gayet güzel bir kılıfı var. Kılıfın içinde de kamera mevcut. Küçük bir kutumuz çıktı. Kutuyu birazdan açacağız. İçinden İşte kullanma kılavuzu, farklı dillerde vesaire var. Başka da herhangi bir şey yok. Küçük kutumuzu açalım, neler varmış. Kamerayı taşımak için bir aparat. Kamerayı şarj edebilmek için bir tane USB kablosu. Bir tane Android telefonlar için, bir tane de Apple telefonlar için bağlantı aparatı. Bu kadar kutunun içinden çıkanlar. Fakat farklı fiyatlarla satılan bir sürü daha aparatı var. Bunlar ekstraya girdiği için alabiliyorsunuz. Kameramızı açalım. Bu arada kameranın kılıfı gerçekten şık düşünülmüş, sağlam bir kılıf. Üzerinde DJI amblemi var. Kameraya baktığımızda yani gerçekten çok küçük bir kamera. Ama bununla 4K ve 60 fps görüntü elde edebiliyorsunuz. Fakat farklı ayarları da var. 2.7K, 30 fps artı Full HD, yine 30 fps, 60 fps ayarlayabiliyorsunuz. Açalım kameramızı. Üzerinde iki tane tuş var. Bir tane kart girişi var. SD kart, micro SD kart girişi var. Onun dışında bir tane önde, bir tane de altta mikrofonumuz var. Ses kaydetmek için. Üzerinde bir tane küçük 1 inçlik bir ekran var. Fakat bu aparatlarla telefonu bağlayıp daha büyük bir ekrandan da görebiliyorsunuz görüntüyü. Bir kere uzun basıyoruz. Şöyle değişik hareketlerle açılabiliyor. 3 eksenli gimbal'a sahip bu kamera. Görüntü ayarlarına geliyorum. Video, fotoğraf, 12 megapiksel fotoğraf çekebiliyorsunuz bu arada. Slow motion modu, time lapse modu mevcut. Hemen yana geliyorum. Video formatı olarak 16:9, 4:3, 3:2 gibi formatları var. Bunun yanında videoda dediğim gibi 1080p, 2.7K ve 4K çözünürlüğünde çekebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde 60 fps, 50, 30, 25 fps olarak ayarları var. Kapatıyorum kamerayı. Bir kere de uzun bastığımızda kapanıyor. Bu şekilde boyut olarak baktığımızda gerçekten çok küçük bir kamera. Telefonla yan yana koyduğumuzda şu şekilde anlayabilirsiniz veya avucumun içinde rahatlıkla kayboluyor neredeyse. Gayet şık. 3 eksenli gimbal'a sahip olması kaynaklı hareketli anında titreşimleri hissetmiyorsunuz bu kamerayla. O yönden gayet başarılı. Fakat şu an için pek çekim yapma fırsatı bulamadım ben. Bir süre kullandıktan sonra izlenimlerimi yine sizinle paylaşıyor olacağım. Kameranın bir güzel özelliği de pilli olması. Full HD çekimlerde yaklaşık 140 dakika gibi bir çekim süresine mevcut. Fakat bu 4K'ya geldiğimizde 90 dakikalara kadar düşebiliyor. Yani
çekim yaptığımız video formatı bu cihazın aslında şarjını belirliyor. Fakat dediğim gibi 140 dakika Full HD gayet iyi bir süre. 4K'da da dilersek 90 dakikalara varan çekim süresi bize sağlıyor. Son olarak kamera ile ilgili gelelim fiyatına. Bu kamerayı yaklaşık olarak DJI'nin kendi sitesinde 400 dolara civarında bir satış rakamı var. Tabii Türkiye'ye gelince üzerine bir miktar vergi vesaire gelebiliyor. Şu an internetten veya mağazadan alabileceğiniz ortalama fiyat tabii sadece kamera olarak düşünürsek 2300 TL ile 2800 TL arasında oynayan rakamlarda satılmakta. Şimdilik kutu açılımımız bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın bana destek vermek için. Görüşmek üzere.